Merhaba sevgili seyirciler. Bu programda tarihi bir şahsiyeti ele alacağız. Bu tarihi şahsiyet Ebu Suud Efendi. Hocam Ebu Suud Efendi Türk tarihine dönüp baktığımızda ilmiye geleneğimizde çok önemli şahsiyetler olmasına rağmen A bilgisi B bilgiyi hayata irca etmesi ve uygulamasıyla çok öne çıkan bir şahsiyet. Ne dersiniz? Öyle. Büyük bir alim, çok ünlü bir hukukçu, büyük bir müfessir ve aynı zamanda bir devlet adamı olması hasebiyle hem bulunduğu döneme damgasını vurmuş hem de kendisi adeta bir ekol olmuş. Ondan sonra Ebu Suud Efendi'nin fetvaları yüzyıllarca düstur ittihaz edilmiş, örnek alınmış. Çünkü onun fetvalarında sadece olur olmaz şeklinde değil, geniş açıklamaların bulunması. Ayrıca fetva sisteminde de bir çığır açmış adeta. Evet. Mehmet Akif Aydın hocamız biliyorsunuz Osmanlı hukuk tarihinde dünya ölçeğinde bir isim. Ve bu konunun en önemli uzmanlardan birisi. Program öncesi onunla da uzun uzun sohbet ettik. Ve şöyle bir değerlendirmesi var. Bir defa Ebu Suud Efendi bütün boyutlarıyla çalışılmış birisi değil. İki, Ebu Suud Efendi aslında bugün İslam dünyasında tefsiri başta olmak üzere en çok müracaat edilen bugün bile bir Osmanlı alimi. Evet. Ama asıl hususiyeti kanunlaştırma hareketindeki öncülüğü. Evet. Hatta Mecelle'nin, Ahmet Cevdet Paşa'nın Mecellesi'nin yazımında ve toplum tarafından kabul görülmesinde de Ebu Suud Efendi'nin kanunlaştırmadaki hukukun kanunlaşmasındaki yani şer'i hukukla örfü hukuk arasındaki uyumda çok önemli ve belirleyici bir rolü olduğunu söylüyor. Tabii üzücü olan şu, Ebu Suud Efendi gibi bir şahsiyet bile aslında bugün Türkiye'de yaygın olarak çok bilinen birisi değil. Aslında bugünkü bilinirliğini kitleler arasında da işte yıllar önce bir dizide Tuncer Kurtiz'in canlandırdığı bir karakter. Çok güzel canlandırdı, evet. Olmasına borçluyuz. Evet. Bazen... Ama biliniyor, bilinmiyor değil Ebu Suud Efendi. Yani öyle meçhul kalmış bir kimse değil ama yavaş yavaş çalışılmaya başladı. İşte tefsiri Türkçe'ye tercüme edildi. Daha önce tefsiri üzerine bir doktora tezi yapıldı. Onun kanunlaştırmadaki o rolü üzerine birkaç tez yapıldı. Yavaş yavaş galiba toplumumuza mal olacak Ebu Suud Efendi. Yavaş yavaş hocam ama evet. Sizin biliniyorunuz da fakirin biliniyoru biraz evet. Farklı. Siz tabii daha çok ulema arasında, evet. İlmiye çevrelerinde Ebu Suud Efendi'nin bilinirliliğini kastediyorsunuz. Evet. Fakir ise toplum nezdinde, toplumun evet. Farklı doğru. Katmanlarında evet. Tanınması, bilinmesine yönelik bir atıfla bunu söyledim. Yoksa tabii ilmiye çevrelerinde hakikaten Ebu Suud Efendi yani bir ilmiye, efsane. Hukuk çevrelerinde evet şey yapılıyor, tanınan bir sima. Çünkü bir ekol olmuş gerçekten onun içtihatları, vermiş olduğu fetvalar hep daha sonraki dönemlerde örnek alınmıştı. 16. yüzyıl bu manada tabii çok verimli bir çağ. Kendisinden hemen önce iki tane Şeyhülislam çok ünlü Zembilli Ali Efendi. Zembilli Ali Efendi'yi takiben Kemal Paşazade. O bir silsile. 15. yüzyılda Molla Hüsrev keza bu sistemi oturtmuş. Zembilli yani var. Böyle birbirlerini takip eden çok önemli bir silsile sayesinde yani hukuk, Osmanlı hukuk sistemi ki tabii büyük fütuhatların yapıldığı bir dönem, pek çok yerler fethediliyor. Buraların Osmanlı sistemine entegre edilmesindeki rolleri bu insanların çok büyük. Yani saymış olduğumuz alimlerin. Bunların tabii en zirvesi de gerçekten Ebu Suud Efendi. Bu İzahınızı şöyle formüle evet. Edebilir miyiz, tanımlayabilir miyiz hocam? Aslında ulemanın hayatın merkezine yönelik temel problemlerde işin içine girerek evet. Hayatın akışının bir sarsıntıya uğramadan
toplumsal anlamda çatışmaların veya kaosların oluşmasına fırsat vermeden hukuki olarak bir düzenlemenin zeminini, meşruiyetini, altyapısını oluşturuyorlar. Sağlaması olarak doğru tanımlayabiliriz herhalde. Tabii hocam bu Suud Efendi dediğiniz zirvedir. Şöyle unvanlarına baktığımız zaman bu da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Müfti-i Enam, Şeyhül İslam, Sultanül Müfessirin, Hatimetül Müfessirin, bu çok enteresan. Yani son müfessir. Evet, o belki o biraz kendi dönemi mübalağa için olabilir. Tabii. Evet, yoksa ondan sonra da güzel. Elmalı Hamdi Efendi'yi nereye koyacağız yani? Rahmetli Bekir Topaloğlu derdi ki, Elmalı Hamdi Efendi'nin hak dini, Kur'an dili, eğer Arapça yazılmış olsaydı herhalde İslam dünyasında şaheser olurdu derdi. Ki onu çok dikkatlice inceleyen bir isim olarak. Ama diğer söylenen ünvanlar hakikaten doğru. Belki kendi dönemi için. Kendi dönemi için ama biliyorsunuz onun tefsiri de hala bugün İslam dünyasında, Arap dünyasında en çok atıf yapılan, en çok kullanılan tefsirlerden birisi. Burada seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Mehmet Emin Maşalı hocamızla tefsir tarihini konuşurken de bu konuya temas etmiştik. Muallim-i Sani denilmesi bana çok enteresan geldi. Bu daha çok Farabi için kullanılır. Biliyorsunuz. Bu da herhalde Hikemi tarafına atıf için diye düşünüyorum. Yine Allame-i Kül, Hoca Çelebi, bu Hanife-i Sani gibi Hanifi mezhebinde olan iştihadından dolayı vurgulanıyor. Biraz biz sizden aynı zamanda bir alimin hayat yolculuğu anlamında da bu programı değerlendirsek ve Ebu Suud Efendi ne zaman doğdu, nerede doğdu, nasıl bir aile ikliminde, nasıl bir ilmi çevrede yetişti ve tabii baktığımız zaman 60 seneden uzun bir süre devlet hizmetinde bulunuyor. Doğru. Ve Şeyhülislamlığa gelinceye kadarki süreci nasıl seyretti? Evet. Yani 15. yüzyılın sonunda doğuyor. 1495 olması lazım. 1490 diyen var. Evet, biraz ihtilaf ama kanuni ile çağdaş. Nitekim onun meşhur kanuni mektubunda değil mi? Sikretvar seferi sırasında yazdığı mektup çok ünlü. Sinde sindaşım, yolda yoldaşım, ahiret karındaşım Ebu Suud Efendi hatta diye. Hatta halde haldaşım. Evet. Kanuni çok değer veriyor. Onu kanuni ikaz eden, sert bir şekilde ikaz eden mektupları, kendisinin fetvaları da var. Hepimizin bildiği gibi. Evet. Medrese eğitim babasından başlayarak da kendisi Çorumlu. Çorum'un İskilip ilçesinden. Orada hatta onun adına bir müze de kurmuşlar İskilip'te. Biz gittiğimizde görmüştük. Babasından eğitim alıyor. İşte başka dönemin bazı alimlerinden eğitim alıyor. Ve bu, silsile olarak müderris olarak, kadı olarak görevleri yapıyor. Burada hocam ailesini müsaadenizle birkaç cümleyle de izleyicilerimize, seyircilerimize tanıtalım. Aslında bir ilmiye ailesine mensup. Babası 2. Beyazıt'la hukuku çok iyi olan, onun vasıtasıyla İstanbul'a geldiği veya yerleştiği kabul edilen ve hünkâr şeyhi olarak da anılan bir zat biliyorsunuz. Bir ilmiye ailesi. Ve Bayrami tarikatına mensup oldu. Yani bir mutasavvuf bir kişiliği olduğu da ifade ediliyor. Hatta Ali Kuşçu'nun kardeşinin veya Ali Kuşçu'nun kızının çocuğu olduğuna dair rivayetlerde bulunuyor. Yani hem anne hem baba tarafından böyle bir geleneğe mensup iyi bir eğitim alıyor dediğiniz gibi. Müderris olarak başlıyor değil mi? Genel bir çizgidir, meslek çizgisidir. Müderris olarak başlıyor. Daha sonra çeşitli yerlerde kadılık yapıyor. Sonra esas önemli olan il yazıcılığı var. Yani il yazıcılık tahrir işleri, arazi tahriri ki o büyük bir maharet isteyen bir alan. Osmanlı döneminde malum tahrir defterleri var. Bunlar il yazıcılar, kadıların nezaretinde il yazıcılar tarafından veriliyor. Ondan sonra da işte kazasker oluyor. En çok biz onun faaliyetini kazaskerliği döneminde görüyoruz. 1537. Evet. Onun il yazıcılığı yani bu örfi kanunlarla olan yakın ilgisi bilhassa belirtilmesi gerekir. Burada tabii örnek olarak şunu verebiliriz. Macaristan'ın fethi.
adeta Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası. 1526 Muhaç seferinden sonra, Muhaç zaferinden sonra Macaristan Osmanlı toprağı oluyor. Şimdi burada önemli soru şu. Macaristan dediğimiz ülke medeniyeti, kültürü, kilisesi, her şeyisi teşekkül etmiş Avrupa'nın tanınmış bir ülkesi. Böyle bir ülke bir Müslüman ülkeye, bir İslam ülkesiyle nasıl entegre olacak? İşte başarı burada. Tabii bu ilk örnek değil. Daha önce Hazreti Ömer'de Irak toprakları, İran toprakları fethedildiği zaman benzer bir adaptasyon yapıyor. İşte Kanuni burada meşhur o Budun Kanunnamesi'nin baş tarafına yazmış olduğu dibace diyoruz. Yani açıklayıcı kısmı bir hukuk şaheseri olarak şu anda kabul ekranda ediliyor. Da tam evet. Evet. Budun Kanunnamesi'ndeki evet. Girişi gösteriyor. Kanuni'nin burada fermanını görüyoruz. Sol tarafta. Bu kısımda tabii uzun bir ünvan var burada. Kanuni Sultan Süleyman'ın aşağı yukarı yarısına yakın kısmı Kanuni'nin ünvanlarını veriyor. Herhalde şu Fransuva'ya gönderilen mektuptaki. Ondan daha uzun adeta. Evet. Ondan sonra da işte o bağlayıcı cümleyi diyor ki bir Hristiyan ülkesi orada Müslüman yok. Belki bir yönetici olarak kadı tayin ediliyor. Bir miktar Yeniçeri kalede olmak üzere bırakılıyor. Nasıl bir entegrasyon olacak? Diyor ki buradaki halk tamamıyla kendi köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde hür ve serbest olacaklar. İçeride oturdukları evleri, dükkanları, bağları ve bahçeleri tamamıyla kendi mülkleri olarak kalacaktır. Bunları isterlerse hibe ederler, isterlerse satarlar, isterlerse başkasına verebilirler. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı ise tarlaları, ziraat yaptıkları tarlalarına gelince burası da istedikleri gibi ekerler, biçerler ama burası miri arazidir diyor. Yani devlete ait bir arazi. Timar sistemi dediğimiz o şekilde. Bu kendileri hayatta olduğu müddetçe buna devam ederler. Vefat ettikleri zaman çocuklarına bu hak intikal eder. Ama intifa hakkı yani kullanım hakkı diyor. Evet. Bu tımar sistemi deyince hocam tabii seyircilerimiz tabii evet. olarak kavramlara sizin gibi aşina değiller. Yani, evet. Miri arazi deyince neyi anlamamız gerekiyor? Evet, miri arazi dediğimiz zaman çıplak mülkiyeti devlete ait olan ama bütün kullanım hakkı hayatı boyunca ve kendisinden sonra da evlatlarına intikal etmek üzere istifade kullanılabilecek arazi. Timar sistemi ise özetle nedir hocam? Bu timar sistemi çok enteresandır Coşkun hocam. Yani burada devlet bir taşla adeta birkaç kuş vuruyor. O dönemlerde devlet memurlara maaş yerine arazi veriyordu. Mesela bir kimse sadrazam olduğu zaman kendisine 15-20 tane köy ve kasaba ona veriliyor. Deniliyor ki bu köyler, kasabalar belki 40-50 tane hatta sen ziraat yap burada. Buradan aldığın mahsul hem senin geçim kaynağı olsun hem de buna mukabil bir miktar asker yani her an savaşa katılabilecek donanımlı asker yetiştir deniliyor. Böylece bizim o eyalet askerleri dediğimiz askerler işte buradan oluşuyor. Aslında Yeniçeri 8 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin kadar. Halbuki biz Osmanlı ordusu dediğimiz zaman Budun'a giden, Macaristan'a giden ordu 250 bin kişi, 300 bin kişi. Nereden oluyor bu? İşte bu timar sistemi sayesinde. Demek ki devlete ait bu toprakları devlet kendisi işletemez. Mümkün değil. Görevlilere, devlet görevlilerine veriyor, alimlere veriyor, vezirlere veriyor, beyler beylere veriyor. Onlar bu toprağı işletiyorlar. Bir kısmı kendilerinin geçim kaynağı oluyor ama önemli bir kısmı ile de asker besliyorlar. Bu asker de her an böyle sabahları veya günün belli saatlerinde egzersizler yapan,
savaşa her an hazır olan asker manasına. İşte Ebu Suud Efendi'nin bu bugün kanunnamesi dibacesi, kısaca verdik, biraz tabii teferruatı var. Kızlarına kalır mı kalmaz mı vesaire, bunları da açıklıyor. Bir örnek teşkil ediyor. Daha sonra Üsküp kanunnamesine, ondan sonra Bosna kanunnamesine, hepsinin dibacesinde bu yer alıyor. Yani bu toprak sizindir. Evleriniz, dükkanlarınız, bağlarınız, bahçeleriniz mülkünüzdür. Ama geri kalan ziraat ettiğiniz o geniş arazilerin mülkiyeti, çıplak mülkiyeti devlete aittir. Kullanım hakkı ise sizlere aittir. Ama onu da düzenli olarak ekmek gerekir. 3 sene diyor, eğer ekip pişmeyecek olursa elinden alınıyor, başkasına veriliyor. Başka yere göçerse tekrar geri getiriliyor. Sevgili hocam, tabii Budi'nin, Ebu Suud Efendi'nin hayatta çok özel bir yeri var. Evet. Siz kanunname boyutunu ifade ettiniz. Aslında Budin kanunnamesini hazırlaması ve ona yazmış olduğu o giriş, Ebu Suud Efendi'nin Şeyhülislamlık sürecini de başlatan en önemli unsurlardan biri diye düşünüyorum. Nitekim zaten şehrin fethinden sonra ilk cuma namazını kıldırıyor. Ve 1545'te Fenarizade Muhyiddin Efendi'den sonra da Şeyhülislam olarak göreve geliyor. Ben şunu merak ediyorum. Budun kanunnamesinin önemini vurguladınız. Üsküp ve diğer kanunnamelerin girişine artık sürekli kopyalanıyor dediniz. Ama Osmanlıların bu tür fetihleri, Osmanlılar'da bile bu tür fetihler Macaristan'la başlamıyor ki. Evet. Yani ondan önce Balkanlar zaten baştan sonra böyle fetih. Evet. Ebu Suud Efendi'ye kadar bu problemi nasıl açmışlar? Yani oralarda da benzer açılımlar var. Yani her şey Ebu Suud Efendi'ye kadar bilinmiyordu, yeni olmuş değil. Bu bir gerçekten süreçtir. Bu önemli bir soru hakikaten. Ondan önce baktığımız zaman 2. Murat dönemine ait tahrir defterleri var elimizde. Şimdi son zamanlarda bazı, tam olmasa bile bazı tahrir defterleri parçaları da bulundu. Oralarda da benzer şekilde çözümler var. Burada en önemli çözüm fetva. Zaten Ebu Suud Efendi'nin de bütün bu çözümleri fetva şeklinde oluyor. Onun işte bakın şu eser, maruzat dediğimiz bu eser, fetvalar bunlar. Diğer fetvalarda ne farkı var? Buradaki fetvalar bütün kadıları, yönetimde bulunan bütün görevlileri bağlayan fetvalar. Şöyle oluyor, Ebu Suud Efendi'ye bir konuda fetva veriyor. Bu fetvayı padişaha arz ediyor. Buna fetvayı şerife deniliyor. Padişah da bunu kanun metni olarak veyahut bütün imparatorlukta uygulanmak üzere bir düstur haline getiriyor. Ve bu? Ve burada bakıyorsunuz, diyor ki şu tarihe kadar buna müsaade edilirdi. Fakat şu tarihte buna izin verilmedi deniliyor. Mesela oradan bir örneği okumak isterim. Bir kimse kendi çabasıyla bir tarlayı, bir ağaçlarını kesip orayı açıp ziraat haline getirmiş olsa bunun statüsü nedir diye sorulduğunda, kendisi onu devamlı olarak eker, biçer, oradan istifade eder. Kendisi vefat ettikten sonra da oğluna intikal eder. Kızına intikal etmeyip oğluna intikal eder diyor. Fakat daha sonra sene Semanin ve Hamsin ve Tis Amiye'de, yani 958-1551-52'de dilerse Amiye'de anın gibi baltası ve çapası ile orman ve dağ açıp mezra'a ve çayır eylese, velhasıl akçe ve emek harca eylemiş olsa, anın gibi yerler ahara tapuya verildiği takdirde kızı babalarının harç eylediği maldan mahrum olmak lazım gelmeyin, kızlara verilmek emrolunmuştur. Yani daha önceki uygulamada böyle yerler, yani bir dağdaki açıp orayı ziraat yeri yaptığı zaman oğluna intikal eder kendisinden sonra. Kızına intikal etmezdi diyor. Ama 958 tarihinde Kanuni'ye bir şikayet gidiyor. Bizler de mahrum kalıyoruz. Neyle geçeceğiz? Çıkardığı bir fermanla padişah
bu şekilde bir açılım sağlamış oluyor. Bunu kim söylüyor? Ebu Suud Efendi'nin fetvasıyla bu fermanı çıkarıyor. Kanuni kendisi böyle bir emir vermiyor ama fetvayı emri şerif deniyor. Pardon, fermanı şerif deniliyor. Padişaha sununca o da bunu onaylıyor. Böyle işte bütün yani bu fetva, görmüş olduğumuz kitabın tamamı bu şekildeki şeylerle. Bu fetva ve fetvadan neşet eden kaynaklanan fermanla aslında kadınların babadan intikal eden miri arazinin kullanımında miras sahibi olma, varis olma yolu evet, açılıyor. Evet, yani kullanım hakkında. Kullanım hakkına tabii, sahip kullanım oluyor. Daha önce ama o değil, yokmuş. 958 tarihinden önce kıza bu kullanım hakkı verilmiyor imiş. Bunu işte Ebu Suud Efendi bunu inceliyor. Bir fetva veriyor. Fetvayı da padişaha sununca bunu bütün Osmanlı İmparatorluğu'nda bağlayıcı bir hüküm haline gelmiş oluyor. Bu yönüyle yani bu kadar geniş çapta bunu uygulamaya koyan Ebu Suud Efendi. Aziz hocam, Ebu Suud Efendi Osmanlı hukukundaki yerine baktığımızda onun statüsünü belirleyen yani konumunu belirleyen evet. ayrıcalıkla veya üst bir mevkiye oturtan ana unsurlardan birisi arazi hukuku. Evet. Şimdi bu arazi hukukunda Ebu Suud Efendi'nin sağladığı açılıma ana hatlarıyla ilave edeceğimiz bir nokta kaldı mı? Yani çok şey söylenebilir. Bu biz sadece ana örnek verdik. Olarak. Evet. Ama bir de yönetimde demiş bu yine yaptığı açılımlar var. İşte mesela Kıbrıs fethiyle ilgili fetvası. Onu isterseniz özetleyeyim Kıbrıs fethiyle ilgili fetvasını. Hocam sizden dinleyelim. Evet, şimdi evet. Yani, su görünce. Hakikaten bir hukuk şaheseri. Kıbrıs'a gittiğimizde benim tebliğimde bu konuydu yani. Daha bir de bana sen anlat diyorsunuz hocam. Yok olur mu canım? Muradınız, bildiğimiz bir şey yani. Muradınız fakir imtihansa deneyelim zırhın geçip geçmeyeceğinizi. Biliyorum daha çok önce, sizin de o çalışmanız da çok güzel ama. Çalışmış yani birçok. Yani Ebu Suud Efendi'nin fetvası bir şaheser ama evet. Mehmet İpşirli'nin Ebu Suud Efendi'nin Kıbrıs fetvası ile ilgili çalışması da evet. cidden çok önemli yani, bir çalışma. O fetva fetite sağladığı açılım. Evet. Mahiyetini yani çok şöyle oluyor hocam. Venedik'le 1570'tir malum Kıbrıs'ı 70-71'de fethediliyor. Venedik'le 10 yıllık antlaşma yapılmış. Tabi böyle antlaşmalar yapılınca karşı taraf bir rahatlıyor. Nasılsa antlaşma var. Bundan sonra biraz rahat davranırız. Bir takım şeylere göz yumarız diye. Venedik korsanları zaman zaman hacılara, zaman zaman tüccar, deniz ticaretiyle de uğraşanlara zarar veriyorlar. Bunun üzerine şartlar da çok uygun olduğu için Kıbrıs'ın fethine karar veriliyor. Devir 2. Selim dönemi. Kanuni vefat etmiş 1566'da. Ondan 5 sene sonra, 4 sene, 5 sene sonra buna karar veriliyor. Fakat bu 10 yıllık antlaşma var. Devlet de böyle bir şeyi bozması nasıl olur? Ebu Suud Efendi'ye müracaat edildiği zaman işte o hakikaten bir şaheser olan şeysini, kararını, fetvasını veriyor. Diyor ki aslında Kıbrıs bir İslam toprağıydı diyor. Sözüne öyle başlıyor. Daha önce malum fethedilmiş. Muaviye bin Ebu Süfyan evet, zamanında fethediliyor. Evet, fethedilmiş ve orada medreseler yapılmış, camiler inşa edilmiş. Hatta Peygamberimizin halası değil mi? Evet, Hala orada, Sultan. Hala Sultan orada vefat ediyor, kabri orada. Dolayısıyla burası bir İslam toprağıdır. Dolayısıyla ilk fırsata buranın İslam'a kazandırılması elzemdir diyor. Ve gerekçe olarak neyi gösterecek? Peygamberimizin Mekke müşriklere yapmış olduğu Hudeybiye müsalahasını örnek gösteriyor. Aynı şekilde Hudeybiye'de de 10 yıllık bir antlaşma yapılmış Mekke müşrikleriyle. Onlar da bu antlaşmaya biraz güvenerekten zaman zaman Müslüman kervanlarına saldırılar yapıyorlar vesaire. Dolayısıyla bunu da örnek gösteriyor, göstererekten Peygamberimiz 2 sene sonra bu antlaşmayı bozaraktan 630 tarihinde Mekke'nin fethine girişti. Burada da aynı durum söz konusudur. Daha başka gerekçeler de belirtiyor. Yani işte bu bir
hukuk dehasının ancak şey, demek ki tarihi çok iyi biliyor. Tabii, evet. Tarihi hocam, biliyor. Tarihteki örnekleri biliyor. Onları günün şartlarına tatbik ediyor. İşte böyle bir hukukçu gerçekten. Tabii burada bir hususun altını çizmekte fayda var. Biz fetva ve çözüm üretti deyince aslında bu fetvalar işi kalıbına uydurmak değil. İşin evet, çok önemli bir konuya böyle şey, algılanıyor evet, çünkü. Evet, evet. Yani Ebu Suud Efendi böyle suçlanıyor. Ebu Suud Efendi kitabına uyduran bir hukukçuydu deniliyor. Halbuki örnek Niyazi Berkes bunu mesela bir makalesinde söylüyor. Yani Ebu Suud Efendi'nin fetvalarını, uygulamalarını, fikirlerini eleştirmek ayrı bir husus. Evet. Ama koskoca bir ömrü bir hukukçuyu işi kitabına uyduran biri olarak tanımlamak doğru değil. Mesela Kıbrıs örneği bile aslında olayın mahiyetini çok açıklıyor. Niye? Karşı taraf anlaşmaya uymuyor. Bu taraf anlaşma yaptık. Burada da işte Ebu Suud Efendi'yi görüyoruz. Anlaşma yaptık. Bozarsak hukuka aykırı hareket etmiş olur muyuz diye düşünürken karşı taraf bu şartları ihlal ediyor. Burada çok önemli bir nokta, buna Beydeli de sık sık temas eder. Yani diplomasideki mahareti gözüküyor Ebu Suud Efendi'nin aynı zamanda. Diplomasi dediğimiz şey devletlerin menfaati önemli. Yani şahsi dostluklar ayrı, devletin münasebeti ayrı. O günlerde aynı dönemde belki bu fetvadan biraz önce Sokullu da Venedik elçisini çağırıyor. Bunu daha önce de söylemiştik. Venedik elçisini çağırıyor. Diyor ki 10 yıllık anlaşmaya güvenerek böyle korsan faaliyetlerine göz yumuyorsunuz. Unutma ki diyor, antlaşmalar içerisi boş bir çerçevedir diyor. O çerçevenin içini dolduracak olan devletin iradesidir diyor. Eğer gücünüze güveniyorsanız bu nevi korsanlıklara göz yumaya hala devam edin deyince gerçekten bıçak keser gibi şey kesiliyor. İdris Bostan, yani düşünün bu ikisinin nasıl birbiriyle irtibatı var. Evet. İdris Bostan'ı misafir ettiğimiz tarih söyleşileri programında bunu çok daha etraflı bir şekilde söylemiştik. Evet. Akdeniz üzerine değerlendirmiştiniz hocam. Hocam Ebu Suud Efendi'nin konuşacağımız başka hususiyetleri var mı? Şu Şeyhülislam oluşu ve onun Şeyhülislam oluşuyla birlikte aslında Osmanlı Şeyhülislamlık tarihinde makamın yani Şeyhülislamlığın kazandığı seviye, itibar, devlet içinde ve devletler içerisindeki bir mevki var. Yani o Şeyhülislam oluncaya kadar aslında kazaskerlerden daha düşük ücret alıyor. Hem ücret oluyor hem de atamalarda yani tayinlerde kazasker ön planda. Gerek müderrislik yani eğitim tayinlerinde, gerek yargı tayinlerinde tam yetki kazaskere ait. İşte orada belki bıçak keser gibi olmuyor ama bir başlangıç oluyor. Tedricen 16. yüzyılın sonlarına doğru yeni bir düzenleme yapılıyor. Bu da mutlaka sizin belirttiğiniz gibi Ebu Suud Efendi'nin o şahsiyetinin çok önemli rolü var. Onun o güçlü konumunun çok önemli rolü oluyor. Evet. Bir başka uygulama daha başlıyor malumunuz. Daha önce Şeyhülislam müderrislerden veya kadılardan veya ulemadan uygun görülen biri arasında seçilirken Ebu Suud Efendi'nin ortaya koymuş olduğu ameli başarı yani pratik uygulamaları bundan sonra Rumeli kazaskerlerinin Şeyhülislam tayinde öne çıkmasının sebebiyeti oluyor. Sizden çok etraflıca dinlemeyi arzu ettiğimiz veya en iyi sizin anlatacağınızı düşündüğüm bir konu var. Aslında Ebu Suud Efendi'yi Şeyhülislamlık tarihinde bu üst mevkiye taşıyan, ücretini de artıran bir hadise var, tefsiri. Evet, doğru. Onu sizden dinleyebilir miyiz hocam? Evet, yo, lütfen. Hani yani işte biraz önce bahsettiniz o ünlü tefsiri. İrşad-ı Akl-ı Selim ila Mezayel Kitab-ı Kerim veya bu şekilde 7-8 ciltlik büyük tefsiri. Ha bak burada da şu anda ekranda çok güzel bir nüshası. Herhalde 16. yüzyılda yazılmış çünkü olabilir bu nüsha. Tesibi biraz farklı hocam. Evet. Kitab-ül İrşad diye burada başlıyor. Ebi Suud diyor. Kitab-ül İrşad. Yani bu tefsirinin
bir kısmını yazıp padişaha sunduğu zaman o zamana kadar 200 akçe olan yevmi 200 akçe olan günlük 200 akçe olan ücretleri birdenbire padişah 500 akçeye çıkarıyor. Yalnız bu 500 akçe içerisinde tabii şey de var. Şeyhülislamlar aynı zamanda Bayezid Medresesi müderrisliğini yürütüyorlar. Şeyin böyle bir vakfiyesinde hüküm var malum. İkinci Bayezid'in. Sonra tamamlayıp padişaha sunduğu zaman da 600 akçeye yükseltilmiş oluyor yevmiye. Günlük büyük bir tabii miktar. Şeyi de düzenliyor değil mi hocam? Osmanlı ilmiye evet. Sistematiğini, yapısına, atamaları, hiyerarşik... Münazimet sistemi diyoruz. Evet, o sistemde yavaş yavaş medreseler çoğalmış, ilme rağbet artmış ama atanacakları görevler yok. Beklemek zorunda kalıyorlar. Bazen 3 sene, 5 sene, 7 sene bekleyenler oluyor bir göreve hatta. 16. yüzyılda bile başlıyor bu sızlanma. Burada da işte bir kaz askerlerin defterleri var. Bu defterlere isimler kaydediliyor. Fakat zaman zaman adam kayırmalar oluyor. Dolayısıyla büyük sızlanmalar oluyor. Padişaha dilekçe sunanlar var devamlı olarak. Biz haksızlığa uğruyoruz falan. Şahıs çok kısa süre bekledi, bizden önce atandı falan. Bu beşik uleması dediğimiz. Evet, işte o dönemden sistem. Belki biraz başlıyor. Tam değil ama. Aslında 2. Murat döneminde başlıyor ama evet, Ebu Suud döneminde onun uygulamaları genişletiliyor. Mesela İstanbul, Edirne, Bursa gibi büyük şehirlerin kadılarının oğulları evet. 30 akçeli miftah müderrisliklerine tayin ediliyor. Evet. Bu aynı zamanda aslında Osmanlı İlmiye Teşkilatı'nda bir yönüyle sistem kuruculuğuna atıfta evet. bulunurken ilmiye mesleğindeki bazı bozulmaların, sarsıntıların evet. da en büyük problem işte buradan kaynaklanıyor zaten. Ciddi bir eleştiriye de muhatap oluyor. Her gelen padişah burada. Bundan sonra bunun kısıtlanmasını, kaldırılmasını istediği halde hiçbir zaman bu olmuyor. Dolayısıyla en büyük problem burada başlıyor. Evet. Hocam burada, uzun bir Şeyhülislamlık dönemi var. 28 yıl, 30 seneye yakın. Yani eğer hicri tarih olarak alırsan 30 sene. Evet. İşte 1547, evet. 1500... 45'ten 1545'ten 1574'e kadar. Ölümün vefatına kadar. Evet. 23 Ağustos evet. 1574'te vefat ediyor. Vefatının 477. Evet. yılı aynı zamanda bu yani sene. Yani bu o dönem öyle bir parlak dönem ki çok verimli tartışmalar var. Böyle ağız kavgası şeklinde tartışmalar değil. Savunduğu fikir neyse bunu eserleriyle, kitaplarıyla müdafaa eden, ortaya koyan tartışmalar var. Tabii bunun en verimli dönemi aslında daha önce Fatih Sultan Mehmet döneminde biz görüyoruz bu ilmi münazaraları vesaire. Bu devirde de işte Birgivi'nin, Çivizade'nin, Ebu Suud Efendi'nin böyle bilimsel tartışmalarına şahit oluyoruz. Mesela para vakfı bunlardan en önemlisi. O hala çok tartışılan ve güncel bir konu evet, para vakfı. Evet, bunu evet. faiz olarak yorumlayanlar evet. da var. Çivizade'nin mektubuyla Kanuni Sultan Süleyman hatta bunu yasaklıyor. Ama ondan önce Kemal Paşazade'nin evet. para vakıflarına yönelik uygulamanın önünü açan. Evet. Hatta çok sert bir fetvası var Akif Hoca, Mehmet Akif Aydın hocamız. Aktardı bugün Ebu Suud Efendi'yi, onu da uzun uzun değerlendirdik. Kemal Paşazade, Ebu Suud Efendi o kadar sert değil. Yani para vakıfları ile ilgili uygulamada sistemi açan isimlerin başında Ebu Suud Efendi geliyor. Kemal Paşazade önce, Kemal Paşazade'ye sormuşlar. Bu para vakfı ile ilgili uygulamaları eleştirenlerin işte bunu din dışı kabul eden haramdır diyenlerin hükmü ne ola diye. Kemal Paşazade de çok sert bir cevap veriyor. Diyor ki katline, hatta katline varıncaya kadar. Buna mukabil Ebu Suud Efendi para vakıflarının uygulaması din dışıdır, haramdır diyenler hakkında ne yapmak gerekir dendiğinde öyle dememek gerekir diye daha ihtiyaçlı bir usul veriyor. Yani orada gerçekten baktığımız zaman insanı tatmin etmeyen bir
manzara karşımıza çıkıyor. Para vakfı son derece faydalı. Çünkü o dönemde enflasyon az da olsa var. %2,5. Evet, var. Yaklaşık. Tabii o dönem için önemli bir rakam bu. Ve tefeciler var. Paraya sıkışan insanlar var. Tefecilerden çok büyük faizlerle para borç alıyorlar. Buna mukabil de mütevellilerin elinde birikmiş paralar var. Çalıştıramıyorlar. İşte böyle bir durumda Ebu Suud Efendi bu para vakıflarının çalıştırılması konusunu oluyor. Ama şöyle bir uygulama oluyor. Yani Ebu Suud Efendi'nin fetvasından naklen bunu şey yapıyoruz. Bir şahıs, ihtiyaç sahibi bir kimse mütevelliye geliyor. Diyor ki benim nakit paraya ihtiyacım var. Bana nakit para verir misin deyince Karz-ı Hasen gibi veririm diyor. 10 bin akçe alıyor. Ondan sonra orada otururken daha o salonda o sofada otururken vakfa ait bir kilim veyahut bir maşraba o parayı borç alan kimsenin dikkatini çekiyor. Diyor ki bunu bana verir misiniz, satar mısınız diyor. Mütevelli de satarım diyor. Onun üzerine 1000 akçeye o kilimi satın alıyor parayı borç alan kimse. Evet. 1000 akçe, almış olduğu 10.000 akçeden 1000 akçesini kilimin ücreti olarak mütevelliye veriyor. Sonra diyor ki ben bu kilimi Hüseyin'e hediye ediyorum diyor. Yanında bulunan şahit durumunda olan Hüseyin'e hediye ediyor. Hüseyin de diyor ki ben bunu tekrar vakfa hediye ediyorum diyor. Böylece o anda 10.000 akçe mütevelliden para almış olan şahıs 1000 akçesiyle kilim aldığı için eline 9.000 akçe geçmiş oluyor. O 1000 akçe de vakfa intikal etmiş oluyor. Bu insanı tabii çok tatmin eden bir muamele, buna muamele-i şer'iye deniliyor. İşte orada soru soruluyor. Diyor ki bu Allah'a aldatmaktır. Muamele böyle muamele mi olur dese bir kimse, o kimseye ne lazım gelir deyince Kemal Paşa Zade'nin ve Ebu Suud Efendi'nin her ikisine ayrı ayrı iki fetvasını Ömer Lütfü Barkan yayınladı. Bu Edirne Askeri Kassamına ait tereke defterlerinde galiba olması lazım. İşte tevbeyi istiğfar etmesi lazım gelir vesaire. Oldukça şeyin Kemal sert. Paşa Zade'ninki daha sert. Katle kadar giden evet, bir süreç. Evet. Ama Ebu Suud Efendi'ninki daha yumuşak. Evet. Öyle dememek gerekir. Evet. Şimdi o dönemde büyük bir para sıkıntısı var. Var. Yani bir nakit sıkıntısı var. Bir toplumsal bir ihtiyaç olarak Akif Hoca ve hukuk tarihçilerimiz bunu değerlendiriyorlar. Tefeciler deriniz. Tefeciler %20 ile %25 ile bu parayı veriyorlar. Yani faiz tefeci adı üzerinde. Enflasyon %2,5 civarında ama nakite olan ihtiyaç o kadar yüksek ki %20, %25 ile alıcı bulabiliyor bu paranın satılması. Devlet buna bir sınırlama da getiriyor. Yani onu 11,5, %15. Yani vakıflardaki o paralar %15 ile çalıştırılıyor. Evet. Ve bu Çivizade'nin mektubuyla kanunun yasaklamasından sonra Balkanlar'da Bali Efendi, evet. Efendi'nin yazdığı bir mektup var. Bu diyor konuları ki, tabii Tahsin Özcan değil mi? Para vakıfları konusunu. Para vakıfları konusunda Tahsin Özcan epey bir çalışması var. Ama ben daha çok Mehmet Akif Aydın'ın çalışmalarından istifade ettim konuya hazırlanırken. Tahsin Hoca'nın da iyi çalışması var. Bütün medreselerin, camilerin, yani vakıf eserlerin para vakıfları kapatıldığı için işlemez hale geldiği, dolayısıyla acil bir ihtiyaçtan hareketle tüketiciyi de koruyan böyle bir ara çözüm üretildiği ifade ediliyor. Ebu Suud Efendi çok eleştirildi. Çok konuşulan taraflardan birisi tasavvufla olan, tasavvufi çevrelerle olan ilişkisi, bu konuya bakışı. Aslında babası biraz önce ifade etti. Öyle dediniz ya, Bayrami. Bayrami geleneğinden gelen hünkâr şeyhi olarak tanınan bir isim. Bu iklimden gelen birisi. Peki bu iklimden gelen birisi, babasıyla olan ilişkilerine baktığımız zaman da öyle problemli bir baba-oğul ilişkisi yok. Evet.
bu iklimden gelen, bir de 16. yüzyıl Osmanlı dünyasında çok büyük sufiler var. Çok önemli isimler var. Bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisinin intisabı olan o dönemde şeyhler var. Yani toplumun bütün kesimleri ya doğrudan doğruya bir tarikatla, bir dergahla bağlı veyahut da sevgisi, sempatisi var yani. O yüzden yani öyle bir dönem. Peki bütün bunlara rağmen Ebu Suud Efendi'nin tasavvufi çevrelere çok karşı olduğu, tarikat geleneğini yok saydı veya çok eleştirdiği gibi iddiaların temel sebebi nedir? Neye dayanıyor? Siz yani, değerlendiriyorsun. Şimdi burada bilmiyorum, temel belki üzerinde durulması gereken bir nokta Safeviler meselesi. Yani Safeviler tarih sahnesine çıktıkları zaman büyük bir propaganda ile çıkıyorlar. Anadolu'da ve değişik yerlerde böyle propagandaları biliniyor. Dolayısıyla yani Ebu Suud Efendi'nin vermiş olduğu o fetvaları değerlendirirken Safevi gelişmesini, faktörünü göz ardı etmemek gerekir. Onun döneminde 3 tane sufinin idamına hükmediliyor malum. Ama bunların işte batıni fikirleri, bir takım bağlantıları vesaireleri sebebiyle belki Ebu Suud Efendi böyle bir fetva mı? Yoksa kendisi tasavvufa karşı olan bir kimse olmadığı biliniyor. Hocam tabii hukuk tarihçileri yanında tasavvuf tarihçilerine de müracaat ettiğimiz zaman Ebu Suud Efendi'nin aslında sahih bir tasavvufi anlayışa karşı olmadığı. Kesinlikle karşı değil, evet. Müteşerri anlayışı benimseyen tarikatlarla herhangi bir sıkıntısının olmadığı, melami meşrep, biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi batini fikirleri olan. Batini, esas ona vurgu yapmak lazım. Evet. Asıl batini ve dolayısıyla siyasi hedefleri olan, devletin varlığını, birliğini ve devamlılığını ve akidevi yapıyı sarsacak girişimlere tasavvuf ve tarikat altında bu şekilde mücadele edenlere karşı bu mücadeleyi verdiğini ve onun yine burada devletle olan ilişkisinin ve devlete bakışının belirleyici bir rol oynadığı ve devleti koruma anlayışının çok doğru öne çıktığı değerlendirmesini yapıyorlar ki aslında bu anlamda Ebu Suud Efendi'nin ciddi bir haksızlığa uğradığını söylemek mümkün mü sizce? Yani böyle mevzii eleştiriler yapılıyor ama Ebu Suud Efendi'nin zirve olduğu, hukuk bir dahisi olduğu herhalde herkes tarafından kabul ediliyor, benimseniyor. Onun bir de şairliği tarafı var değil mi? 3 dilde şiirler yazmış. Ama şiirleri çok tutmamış. Evet. Yani Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri ama çok, var. Ama şiirleri tutmamış hocam. Ebu Suud Efendi'nin fakat... Onun şehzadelerle ilgili fetvaları var. Asıl belki çok Şehzade Mustafa mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın direkt idamına hükmettiği, halkın, askerin çok sevdiği, bugün bile hala Kanuni Sultan Süleyman'a bühtan edilme sebebi olan bir hadise değil mi Şehzade Mustafa'nın katli? Şehzade Mustafa'nın katline de daha sonra yine Kanuni'nin oğlu, o mektuplaşmalar ne kadar dramatiktir değil mi? Evet, Kanuni ile Şehzade, canım babam, oğlum mektuplaşmalar şiirsel şiirlerle. Her iki şehzadenin idamına yani katline fetvayı da Ebu Suud Efendi'nin verdiğini biliyoruz. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Şimdi bu temel ilke olaraktan iki tane kavram çok önemli. Birisi saibül fesat olma yani... Toplumda bir fesada, bir kargaşaya sebep olma en ağır ceza ile cezalandırılıyor. Dolayısıyla mesela Şehzade Bayezid'de biz bunu görüyoruz. Sadece Ebu Suud Efendi değil, yaklaşık 8-9 tane dönemin alimi, eski Şeyhülislamlardan, kazaskerlerden de olmak üzere 8-9 kişi aynı minval üzere veriyorlar. Sahi bir fesat yani...
toplumda fesat çıkarma, toplumda fitneye sebep olma. Ama Şehzade Beyazıt evet. isyan ediyor. Evet, görünür bir insan. Şehzade evet. Mustafa i̇şte böyle orada değil. Orada da demek ki böyle bir durum herhalde söz konusu oluyor. Tabii Şehzade Mustafa'nın mektuplaşmaları, bir takım İranlarla mektuplaşmalarına dair iddialar var. Burada tabii Rüstem Paşa'nın, Hürrem Sultan'ın, Mihrimah evet. Sultan'ın kurduğu oyun var ama Şehzade Mustafa'nın da bir iktidar arayışında, bir destek arayışında olduğunu biliyoruz. Aslında bu ayrıca ele alınması gereken evet, bir konu. Tabii. Bir de bu fetvalarda hocam mesela doğrudan gidip şahıstan ziyade suç soruluyor. Şunu 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 yapanların şahıs, hükmü nedir diye değil şahıs, mi? Bazen şahıs ismi veriliyor. Beyazıt'ta veriliyor. Yani halihazırda Halife-i Müslümin olan padişahın oğullarından birisi şeklinde doğrudan doğruya şey veriliyor ama genellikle fetvalarda şahıs yoktur, tarih belirtilmez ve sadece o olayla ilgilidir fetva. Yani maruzatın burada farklı oradan çıkmış oluyor. Dolayısıyla yani dayanmış olduğu temel ilke sahi bir fesat olma, toplumda fesada sebep olma. En ağır cezayı gerektiriyor. Hocam tabii benim merak ettiğim şu, Şehzade Mustafa ile ilgili fetva verirken hakikaten evet. Şehzade Mustafa'ya bu Suud Efendi'ye soruldu mu, sorulmadı mı? Bu merakımı çok celbeden bir konu. Evet. Belki bilen veya araştırarak bakmak lazım ama kanuni ile olan hukuklarına ve irtibatlarına baktığımız zaman bilmemesi mümkün değil. Evet. Bir defa. Fakat Kanuni çok değer veriyor. Süleymaniye Camii'nin temelini teberrüken Ebu Suud Efendi'ye attırıyor. İşte biraz önce söylediğiniz şunlar ne güzel ifade, o ziget var son seferine giderken ki burada da bir minyatür var. Onu da evet. bunun evet. şeyiyle bitirelim. Ziget var seferine giderken halde haldaşım, sinde sindaşım, yani yaşta yaştaşım, ahiret karındaşım, tarik-i hakta yoldaşım. Molla Ebu Suud Efendi Hazretleri diye. Ziget var seferine giderken evet. böyle hitap ediyor. Yani artık zirvelerde dolaşan bir insan. Tabii. Ve mektubu da şöyle imzalıyor. Aslında bu ilk ifadesinin hitap ifadesinden ziyade bitiş ifadesi beni, bitiriş ifadesi tamam. çok etkiliyor. Bende-i Huda Süleyman Han'ı bir riya. Evet. Çok. Bende-i Huda Süleyman Han'ı bir riya evet. diye. Allah'ın kulu, Hüda Farsça Allah. Allah'ın kulu ve riyadan uzak. Uzak olan. Çok öyle hoş evet. insan için. Daha önce sıkan... söylemiştik ama biliyorsun bunun bir de Bernard Deviş ile İnalcık arasındaki şeysi vardı. Bir kere daha hatırladım. Hem de hocayı rahmetli analım. O da hassasiyetini gösteriyor. Meşhur Yahudi oryantalist Bernard Lewis gerçekten İnalcık'la aynı yaşta 1916'da doğmuşlar. Bir mektup gönderiyor son zamanlarda. Mektuba böyle başlıyor. Sinde sindaşım, yolda yoldaşım, ahiret karındaşım Halil İnalcık diye. Halil Hoca ne cevap veriyor Halil hocam? Halil Hoca da mektubunda sinde sindaşım, yolda yoldaşım ama ahiret karındaşlığı yok diye cevap veriyor. Orada hocayı böyle anlıyorum. Kendisi bunu anlatmıştı. Hocam bu evet. burada Ebu Suud Efendi'nin bir mezarını gösterelim. Evet, Eyüp'te metfun. Eyüp'te hemen Eyüp Camii'ne giderken burada sağda bu Sıbyan evet. mektebi var. Burada haziresi var. Ailenin esasen kabristanı yani oğlu Mustafa Efendi, diğer aile fertleri kızları, burada metfun. Torunları. Evet. Zaten 19. yüzyıla kadar Ebu Suud Efendi'nin nesli devam ediyor. 10 evet. batın devam ediyor. Yani 10 nesil, 10 kuşak. Bu da mezarını bir gösterelim. Bu da Ebu Suud Efendi'nin mezarı. Hemen merak eden ziyaretçi seyircilerimiz belki ziyaret etmek isterler. Bu da mezar taşı Ebu Suud evet. Efendi'nin. Şimdi, çok güzel de restore edilmiş değil mi? Bu, evet. Bu böyle tabii, değildi eskiden. Yani şey, çok gerek bakımsız türbe, bir... Türbe gerek bina gerekse mezar taşı çok güzel. Vaziyetteydi. Şimdi bu minyatür var. Bu minyatür üzerinden bir
vaka ile bir anlatımla programa son verelim istiyorum. Önce bunu isterseniz anlatalım, sonra sizin kısa bir değerlendirmenize veda edelim. Ne dersiniz? Buyurun, iyi olur. Evet, buyurun. Ben minyatürü anlatayım, siz de olayın aslını anlatın değerli hocam. Bu minyatür Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar'da vefat ediyor. Cenazesi İstanbul'a getiriliyor. Cenaze namazı kılınıyor. Ve burada gördüğümüz gibi aslında bir sultanın aynı zamanda defin merasimi açısından çok önemli bir kaynak. Birinci derecede bir kaynak. Yani nasıl tabutun taşındığı kıyafetleri, yani matem kıyafetleri, duygular yansıyor. Burada Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi ama asıl burada çadır var. Gördüğünüz gibi. Üzerine çadır kuruluyor, sonra türbe yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Hemen Süleymaniye Camii'nin kıble tarafında. Herkes biliyor zaten. Şurada bu Mimar Sinan. Biraz kamera yakından gösterebilirse şu elinde arşın bulunan siyah şey. Evet, siyah ve soldaki galiba değil mi? Ve evet, bu Mimar Sinan, biraz daha büyüteyim hatta. Mimar Sinan, elimizde zaten Mimar Sinan'a ait tek minyatür. Burada kabri kazılıyor. Şimdi ister istemez seyircilerimiz diyecekler ki iyi de Coşkun Hocam, Mehmet Hocam, bu konu Ebu Suud Efendi, onun vefatı 1574, 24 Ağustos 1574, Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatına nereden geldiniz diyecekler. Nereden geldik hocam? İşte bu sandıktan. Sandukadan, evet. Nedir bu sandığın hikayesi hocam? Evet. Ebu Suud Efendi ile bu doğrudan bağlı. Kanunu ile de olan hukukunu. Tabii. Aynı zamanda devlet hukukunu inşa etmedeki rolünü de yansıtan bir hikaye. Böyle bir minyatür düşünülmüş olması da çok manidar. Yani belki insanımıza ibret verecek bir, evet. İşte vefatından önce bir vasiyeti oluyor. Ben vefat ettiğim zaman bu sandukayı da ile birlikte benim defnedin şeklinde. Tabii biraz örfü ve geleneğe aykırı bir durum. Onun üzerine Ebu Suud Efendi'nin izin alınaraktan açılıp bakılması isteniyor. Orada bile Ebu Suud Efendi'ye soruyorlar değil mi? Evet. Padişah'ın böyle bir vaziyeti var, yapabilir miyiz? Şerambur'un durumu nedir falan diye. O da açılsın diyor. Açtıkları zaman işte çok manidar bir şekilde Ebu Suud Efendi'nin vermiş olduğu buradaki o fetvalar işte. Yani bağlayıcı fetvaların bunların topluca bu sanduka içerisine konulduğunu ve kendisine kıyamette sorulacak olursa ben ne yaptıysam şer-i şerife uygun davranmaya çalıştım. Delillerim burada şeklinde düşündüğünü gösteriyor. Evet. Onun yani, üzerine işte Ebu Suud Efendi. Ne diyor hocam Ebu Suud Efendi? Evet, ne diyor? Tam sözünü siz söyleyin. Ya sultanım, siz kendinizi kurtardınız. Ya bizim halimiz? Nola diyor. İşte burada fetva verenler, burada ahkam kesenlerin bu minyatürden de Ebu Suud Efendi'nin bu sözünden de çok ibret almaları gerekiyor. Aslında hepimizin ibret alması gereken bir hadise. Bir hususu unuttuk hocam tabii. Onu da söyleyelim. O da şu. Ebu Suud Efendi bunca devlet hukukunu şekillendiren ve kendinden sonraki Osmanlı hukuk sistemini belirleyen mektep oluşturuyor. Evet. Öncü bir isim. Ama hani Niyazi Berkes ve bazıları kitabına da uyduruyor diye suçluyorlar ya, pek çok kayıtta hem 2. Selim'e karşı, Kanunoğlu 2. Selim'e karşı, hem Kanuni Sultan Süleyman'a karşı Ebu Suud Efendi'nin emri şerif olan yerde emr-i sultani caiz değildir diye çok net tavırlar takındığını biliyoruz. Hatta Ayasofya Vakfı'nın, yani Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin vakfının kiraları ile ilgili esnafın talebine karşılık padişahın verdiği uygulamayı böyle sert bir şekilde reddettiğini de biliyoruz. Yani öyle. Yani nameşru nesneyi emr-i sultani olmaz diyor. Yani eğer şer-i şerife uymuyorsa o ferman geçerli değildir. Bunu söylemek öyle yiğitlik ister gerçekten. O cesareti gösteriyor ama Kanuni de bundan büyük mudur? Yavuz da aynı şekilde o Zembilli'nin o sert fetvalarına o kadar hiddetli bir
kişiliğe sahip olmasına rağmen saygı duyuyorlar. İşte büyüklük galiba iki tarafın büyüklüğü görülüyor. Şüphesiz hocam. Evet. Tabii bir iki hususu da şahsi hususiyeti olarak zikredelim. Bir defa müheykel bir yapıya sahip. Yani böyle heybetli bir yapıya sahip. Aslında çok ince, naif bir insan. Merhametli bir insan ama buna mukabil çevresinde ve etrafındakilerin onun o yumuşaklığına rağmen yanında çok hicapla durdukları ve konuşmalarına çok dikkat ettikleri söyleniyor. Tabii tersi görüşler de var. Yani daha böyle sert olduğu, evet, haşin olduğu şeklinde ama ağırlıklı görüş böyle naif, evet, hilm sahibi bir yapısı olduğu. Zeyrek'te oturuyor. Konağı Zeyrek'te. Evet. Saraya geliyor. Bugün o yol hala kullanılıyor. Ebu Suud yolu olarak. Şeyde biliniyor. Ama, Bağbali'ye çıkan. Sütlüce'de de esas bir yeri var. Yani yalısı var. Şeye, kayıkla gidip geliyor. Tabii evet. Ebu Suud Efendi'ye dair, evet, ana bazı noktaları söylemeye çalıştık. Evet. Sizin kısa bir değerlendirmenizi veda edelim. Yani Ebu Suud Efendi müstesna bir devlet adamı, bir hukukçu, bir müfessir ve döneminde bütün siyasi olayların içerisinde olmasına rağmen hiçbir zaman siyasetle yüz yüz olmamış, çok o kişiliğini koruyabilmiş olan müstesna bir şahsiyet. Biz de vefat yıl dönümünde Ebu Suud Efendi'yi rahmetle anıyoruz. Sevgili seyirciler, bir sonraki Tarih Söyleşileri programında buluşmak ümidiyle hepinize sıhhat ve afiyet dolu hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı ömürler diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.